Geçen hafta termodinamiğin birinci yasasını gördük. İzotermal genleşmeyi gördük. Joule genleşmesini gördük. Çok önemli bir sonuç çıkardık. Bir ideal gaz için enerji miktarı sadece sıcaklığa bağlıydı. Başka bir şey değil. Ne hacme, ne basınca, sadece sıcaklığa. Dolayısıyla elinizde bir ideal gaz için olan izotermal bir işlem varsa enerji değişmiyordu. Herhangi bir izotermal işlem için Q artı W sıfır oluyordu. Ve aynı zamanda ideal gazlar için dU eşittir cv dt olduğunu da gördük. Bu genel olarak doğru değil. Çünkü gerçek bir gazda eğer sabit hacim yolu kullanmıyorsanız bir hata yapıyorsunuz demektir. Ama ideal gazlarda bu daima doğru. Bunu hatırlamak çok önemli. Pekala. Ancak bizim ilgileneceğimiz işlemlerden çoğu sabit hacim işlemleri değildir. Dolayısıyla burada eşittir cv dt şeklinde harika bir özelliğe sahip olan enerji eşittir dq sabit hacim şeklinde bir hacim işlemidir ve sabit hacimde iş yapılmaz. Dolayısıyla buradaki dU son derece ilginç bir değerdir. Çünkü sabit hacim altında bu sadece sisteme giren veya çıkan ısıyla ilişkilidir. Ama daha önce de dediğim gibi biz genellikle sabit hacim şartları altında çalışmayız. Kollarımı böyle çevirdiğimde ısı ve iş üretirim ama bu bir sabit hacim işlemi değil. Ben sistem olduğuma göre bunu yaparsam sabit olan şey nedir? Sistemde veya çevrede olan hangi hal fonksiyonu sabit kalmaktadır? Ben kollarımı böyle çevirmek için belli kimyasal tepkimeler gerçekleştirirken sıcaklık mı? Basınç. Doğru, basınç. Peki basınç ne? Bir atmosfer, bir bar. Dolayısıyla en ilginç işlemler sabit basınçlı olanlar. Masada bir safra özü kabı olsa ve ben bir deney yapsam, bu deney açık atmosferde ve atmosferik basınçta olur. Petri kapınızdaki hücrelere ne olduğu, basınç sabit, hatta bir gaz çıkışı olsa bile basınç sabit. O zaman öyle bir hal fonksiyonu veya hal değişkeni bulalım ki bu şartlar sisteme giren veya çıkan ısıyla ilişkili olsun. Bu işimizi görmez. Çünkü dU sadece sabit hacim altında sisteme giren veya çıkan ısıyla ilişkili. Isı gerçekten bilinmesi gereken bir parametredir. Bir şey meydana gelirken sisteme verilen veya sistemden alınan ısının bilinmesi gerçekten önemlidir. Bu bilinmesi gereken önemli bir değerdir. Mesela suyu kaynatırken sabit basınç altında ne kadar ısıya ihtiyacınız olduğunu bilmek istersiniz. İşte burada işe entalpi karışır. Hepiniz entalpiyi duymuşsunuzdur. Entalpi H sıcaklığın ve basıncın bir fonksiyonudur. Entalpi fonksiyonun ortaya çıkması da bu sebebe dayanır. Çünkü sabit basınç altında olan sisteme verilen veya alınan ısıyı açıklayacak bir değere ihtiyacımız var. İşte bu da entalpi. Tabii eklemeliyiz. Sinir bir iş yapısı, yani dış basıncın iç basıncı eşit durumunda. Pekala. Entalpi H eşittir U
artı p ve şeklinde tanımlayacağız. Bunların hepsi hal fonksiyonu olduğunda h de bir hal fonksiyondur. Şimdi de bunun sabit basınç altında yapılan tersine bir işte sisteme giren veya çıkan ısıyla nasıl ilişkili olduğunu göreceğiz. Sabit basınç altında bir sistem alalım. S, P, T1, V1 ve bu şunları da açık yazalım. Sistem P, T2, V2 haline gelsin. Tabi sistem gaz ise bu değişim daha dramatik olur. Şimdi bu geçişim sırasında H ve U gibi hal değişkenlerine ne olduğuna bakalım. Pekala, delta U eşittir Q artı W idi ki bu termodinamiğin birinci yasasıydı. Bu bir sabit basınç yolu olduğundan dolayısıyla Q'nun altına ufak bir P koyarak basıncın sabit olduğunu gösterelim. Tersine iş yaptığımızdan V eşittir, W eşittir, eksi P delta V olur. Burada P sistemin iç basıncıdır. Bunu düzenlersek delta U artı P delta V eşittir QP olur. Bu sisteme giren veya çıkan ısı, bunların hepsi de hal fonksiyonu. Bu yola bağımlı. Bu size bu yolun sabit basınç olduğunu gösterir. Bunlar ise yolu bağımlı değildir. V için oraya nasıl geldiğiniz önemli değildir. O için de oraya nasıl geldiğiniz önemli değildir. Burada P sabittir çünkü yolumuz sabit basınçtır. Dolayısıyla bunu ölçebilir, ölçülebilir farklar şeklinde delta U artı delta PV eşittir QP yazarız. Tüm değerleri bir delta altında toplarsak bu delta parantez U artı PV eşittir QP. Bu da H'ye eşit olduğundan delta H eşittir QP olur. İşte bu sebepten entalpi ortaya sürülmüştür ve çok önemlidir. Bunu bilmek önemli. Bu değer ölçülebilen değişimler için QP, sonsuz küçük değişimler için ise DH eşittir D çizgi QP yazılır. Bu daima ısıya eşit değil, sadece sabit basınç altındaki tersine işlerde ısıya eşit. Pekala, bu kavramı beyninize kazımalısınız. Mesela gece yarısı odanıza gelsem ve kulağınıza delta H diye fısıldasam QP diye uyanmalısınız. Sabit basınç altında yapılan tersinir işe karşılık gelen ısı, bu sizin ikinci doğanız olmalı. Otomatik olarak işte bu sebepten insanlar tablolar dolusu delta H değerleri yazıyorlar. Neden bu kadar çok reaksiyon için delta H değeri listeleniyor? Çünkü bu esas olarak ısı ve ısı da bizim ölçebileceğimiz bir şey, denetleyebileceğimiz. Bir şeye ne kadar ısı verilip alındığı hesaplanabilir ki bizim ilgilendiğimiz budur. Pekala, geçen hafta önce bir sorunuz var mı? P delta V olayını açar mısınız? Burada P sabit. Pekala. Geçen hafta Joule genleşmesini görmüştük. DU, DV, T sabitken, DU, DT, V sabitken, kısmi türevlerini açıklamak için Joule genleşmesini görmüştük. Bu değerler önemlidir. Çünkü bu değerler enerjinin sıcaklık ve basınca göre olan değişimlerin eğimini verir. Sizin anlayacağınız değerlerle biz de burada benzer bir iş yapacağız. Entalpinin doğal değişkenleri sıcaklık ve basınç olduğundan entalpi değişimi DH'nin sıcaklık ve basınca bağımlılığı
DH bölü DT P sabitken çarpı DT artı DP T sabitken DP şeklinde olur. İşte bunlara açıp kapayacağımız vanalar deriz. Sıcaklığı değiştirebiliriz. Basıncı değiştirebiliriz. Bunlar bizim elimizde olan deneysel vanalar olduğuna göre bu vanaları açıp kapayınca entalpinin nasıl değişeceğini bilmek isteriz. Ancak bu vanaların hakkında pek fazla bir şey bilmediğimiz bu değer üzerindeki etkisini anlayabilmek için bu eğimler hakkında da bilgi sahibi olmalıyız. Eğer basıncı sabit tutup sıcaklığı değiştirirsek bu değer ne olur? Peki sıcaklığı sabit tutup basıncı değiştirirsek DH değişir ama bu değer ne olur? İşte bu dersin sonuna kadar bu değerlere odaklanacağız. DH, DT, P sabitken nedir ve DH, DP, T sabitken nedir? Pekala, ilkiyle başlayalım. DH bölü DT P sabitken şeklinde bir ters sinir proses alacağız ve bize kolaylık olsun diye elde edilen sonuç işlemin ters sinir yapılıp yapılmadığına bağlı değil. Sabit basıncın anlamı DP eşittir 0. Peki tersinir işlem, sabit basınç ne biliyoruz? Bu sizin beyninize kazımıştık. Sabit basınç altında DH eşittir DQP idi. Bu tanımsal bir kavramdı. Bu türevsel değerde basınç değişimi sıfır olduğundan bu terim sıfır olur ve buradan DH eşittir DH bölü DT sabit basınçta DT bulunur. Buradan DH hem buna hem de buna eşit. Isı akışını sıcaklık değişimine nasıl bağlayacağımı biliyorum. Isı kapasitesi ile bunun içinde DQP eşittir CP ısı kapasitesi ki burada yolu da belirtmem gerekiyor. Sabit basınç altında çarpı DT. Dolayısıyla bu ikisi eşitse bu ikisi de birbirine eşittir. Buradan bu türevsel ifade DH bölü DT P sabitken eşittir CP olur. Görüldüğü üzere bu türevlerden birini sistemin ısı kapasitesi cinsinden buldum. Artık bunu hesaplayabilir, listeleyebilirim ve sıcaklık değişimini göz önüne aldığımda ne olacağını görebilirim. Bu kolay olanıydı. Bu hacim sabitken DU bölü DT sabit hacimde eşittir CV ile eşdeğerdir. İleride enerji ile entalpi arasında bu tip çok benzerlikler olduğunu göreceksiniz. Burada hacim yerine basınç koyarsak entalpi ile geçer. Enerjide sabit hacimle olan her şey entalpide sabit basınç altında cereyan eder. Şimdi de diğerine bakalım. DH bölü DP
sabit basınçta. Bunu fiziksel bir şeye nasıl bağlarız? Bunun içinde bir deney yapmalıyız. Aynen Joule deneyi gibi. Joule deneyi sabit enerji deneyiydi. Burada ise sabit entalpi deneyi yapacağız. Bu deney Joule-Thomson deneyi olacak. Şimdi de bu türevsel ifadenin fiziksel anlamına bakalım. Pekala. Joule-Thomson deneyi. Bu bize dH bölü dP T sabitken değerini verecek. Peki bu deney nedir? Bir özel bir valf alalım. Bir tarafında gözenekli bir tıkaç olsun. Bu yalıtılmış bir silindire yerleştirilsin. İşte bu bizim üstteki yalıtımımız. Bu da alttaki yalıtımımız. Kısaca bu yalıtılmış bir tüp içinde gözenekli bir zar var. Bu bir taraftan diğerine olan gaz akışını durdurur veya en azından yavaşlatır. Bu tüpte olan bir engel. Sonra iki piston alalım. Birini bu tarafa, diğerini de bu tarafa yerleştirelim. Buradaki dış basınca P1, buradaki dış basınca da P2 diyelim. Bu deneyi o kadar yavaş yapalım ki bu taraftaki basınç buradaki dış basınçla dengede olsun. Tabii bu taraftaki basınç da bu basınçla dengede olsun. Ancak deney bu iki basıncın dengede olmasını sağlayacak kadar da yavaş olmamalı. Bu bir tıkaç vazifesi yapıyor. Ben bu pistonu yavaş yavaş itince buradaki basınç P1 oluyor. Ama hızı öyle ayarlıyorum ki bu tarafla bir denge kurulmuyor. Olayı anladınız değil mi? Bir sorunuz var mı? İtmeye devam ederek buradaki tüm gazı öbür tarafa geçiriyorum. Önce şunu sorayım. Bu tersinir mi yoksa tersinmez bir işlem mi? Lafla söyledik ama bir kere de yazalım. Kaç kişi bunun tersinir bir işlem olduğunu düşündü? Bir kişi arkada iki kişi, üç kişi, dört kişi. Başka? Peki kaç kişi bunun tersinmez olduğunu düşündü? Beraberlik var galiba. Size kararınızı vermek için 10-15 saniye daha vereceğim. Çekimser kalamazsınız. Karar vermek zorundasınız. Komşularınıza da danışabilirsiniz. Biraz düşünün. 10 saniyeniz var. Ve karar verin. Pekala, tekrar deneyelim. Kaçınız tersinir olduğunu düşünüyor? Sanki çoğunluğu sağladık gibi. Tersinmez diyenler. Elleri göreyim. Tamam. Ekseriyet tersinir. İyi ki fizik çoğunluğun kararı geçerlidir kuralını uygulamıyor. Yoksa büyük bir sorun olurdu. Şimdi sonuçları değerlendirelim. Üzgünüm ki bu cevap yanlış. Peki. Neden yanlış? Buradan itiyorsunuz ve P1 büyüktür, P2 oluyor. Peki denge halindeki işlemden kastımız ne?
Bundan kası tersine olmasıdır. Yani herhangi bir noktada zamanın yönünü tersine çevirebilirsiniz ve bir sorun olmaz. Ama ben buradaki tıkacı P1 büyüktür P2 olacak şekilde itiyorum. İtiyorum, itiyorum, itiyorum ve P1 büyüktür P2 oluyor. Şimdi de işlemin yönünü tersine çevirip bu pistonu geri itmeye çalışıyorum. Ancak P2 P1'den küçük. Bunu yapabilir miyim? Eğer P2 P1'den küçükse ve ben pistonu bu tarafa itmek istersem, gaz o tarafa geçmek ister mi? Ve her şey tersine döner mi? Bir gazı bir delikten geçirip öbür tarafa göndermek için bir tarafa daha fazla basınç uygularız, değil mi? İşte burada zaman ölçeği işin içine girer. Hatırlarsanız işlemi P1 basıncının dıştaki P basıncı ile dengede olmasını sağlayacak kadar yapılması gerektiğini, ancak bunun P1 ile P2'nin dengede olmasına yol açacak kadar da yavaş olmaması gerektiğini söylemiştik. Tamam. Bunu her şeyin tersinir olmasını sağlayacak kadar yavaş yapıyorum ama bu tersinir olmuyor çünkü P1 ve P2 birbirinden farklı. Ancak ben pistonlarımı sabit tutar ve yerinden oynatmazsam sonunda P1 eşittir P2 olur ve bir çeşit denge sağlanır. Dolayısıyla bu denge dışı bir sistemdir. Ne kadar yavaş hareket edersem edeyim bu iki değer dengede olmaz. Dolayısıyla bu tersinmez bir işlemdir. Kısaca Joule Thomson deneyi tersinmezdir. Evet, evet. Bu önemli. Eğer bu grubun içindeyseniz bir kere düşünün ve anladığınıza emin olun. Pekala, deney bu. Peki bununla ne yapacağız? Başlangıç hali, önce şunu kaldıralım. Başlangıçta pistonumuz, tıkaç burada. Sol taraftaki piston epey dışarıdayken, sağ taraftaki piston tıkaca yapışık, arada gaz yok. Bu taraftaki basınç P2, bu taraftaki basınç P1, tüm gaz sol tarafta. İşlem bitince tüm gazı sol taraftan sağ tarafa aktarıyoruz. P1 bu tarafta, P2 bu tarafta. Buradaki hacim V2, buradaki hacim ise V1 olacaktır ki bunlar birbirine eşit olmaz çünkü basınçlar eşit değil. Daha sıcaklıkları bilmiyorum. Bu hacimler hakkında bir şey diyemiyorum ama sıcaklığın ne olacağını bilmiyorum. Pekala, şimdi de iş ve ısıyı nasıl hesap edebileceğimize bakalım. Sistem iyi yalıtılmış. Dolayısıyla buradaki bu işlem için Q nedir? Bir cevap var mı? Sıfır. Doğru, sıfır. Çünkü bu bir adiabatik işlem. İyi yalıtılmış ısı girip çıkması mümkün değil. Adiabatik. Q eşittir sıfır. Dolayısıyla bulmamız gereken yegane şey iş. Bunu ikiye ayıralım. Sağ taraftaki iş, sol taraftaki iş. Önce sol tarafa bakalım. Dolayısıyla W ilk olarak sol tarafta iş sisteme yapılmaktadır. Gaza basınç uyguluyorum. Bu bir pozitif sayı olmalı. Basınç P1'de sabit. V ise V1'den sıfıra gidiyor. Öyleyse P1, V1 yazıyoruz. Sağ tarafta ise iş, şuna sol taraf diyelim, buna da sağ taraf. Bu
Burada ise bir genleşme söz konusu. Dolayısıyla sistem dış dünyaya iş yapmaktadır. Ve piston dışarı çıkmaktadır. Dolayısıyla iş negatif olmalıdır. Burada ise sıfır hacimle başlayıp V2 hacimle çıkmaktayız. Dış basınç P2 de sabit. Dolayısıyla iş eksi P2 V2 veya eksi P delta V. Dolayısıyla toplam iş sol taraftaki işle sağ taraftaki işin toplamı olacağından P1 V1 eksi P2 V2 olur. Bunu da eksi delta PV olarak yazabilirim. Delta PV eşittir P2 V2 eksi P1 V1'dir. Yani ilk durumun basınç hacim çarpımından ikinci durumunu basınç hacim çarpımının çıkarılması. Çünkü burada eksi işaret var. Pekala, delta U nedir? Delta U Q artı W Q 0 delta U sadece delta V. Dolayısıyla bu değer delta U. İşlem sonunda delta U eksi delta V delta PV. Pekala, delta H eşittir delta U artı PV idi tanım olarak. H eşittir U artı PV ve delta H delta U artı PV idi. Bunu da delta U artı delta PV şeklinde yazalım. Delta U eksi delta PV idi. Eksi delta PV artı delta PV eşittir 0. Dolayısıyla bu tersinmez işlem veya Joule-Thomson işlemi sabit entalpi işlemidir. Tam olarak bu işlemde delta H 0 adiabatik olduğundan Q 0 ve delta H 0. Ancak bunu gerçekte tam olarak böyle değil. Çünkü delta H CPDT ifadesi sadece tersinir işlemlerde geçerliydi ama bu tersinmez bir işlem. Dolayısıyla bu ifade tam olarak doğru değil. Tamam, deney bu. Peki buradan aradığımız şeylere nasıl geçebiliriz? Hatırlarsanız DH bölü DT sabit basınçta ve DH DP sabit sıcaklıkta değerlerini arıyorduk. Pekala, önce bir şey kaçırdım galiba. Bir şeyi biliyoruz. Bu birinci türevi biliyoruz. Bunu bulduk. DHDT sabit basınçta CP idi. Bu kolay olandı. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla DH türevini DH eşittir CPDT artı DH bölü DP sabit sıcaklıkta DP şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu terimin ne olduğunu arıyoruz. Bu deney için sabit entalpideki Joule-Thomson deneyi için bu değer 0. Bu ifadeyi düzenlersek DH bölü DP sabit sıcaklık değerini CP gibi ölçebileceğim veya DT veya DP gibi denetleyebileceğim değerler cinsinden bulabileceğim. Elimize DHDP sabit sıcaklıkta eşittir eksi CP DT bölü DP bu sabit T altında hayır daha belli değil. Bu deney için burada bir sınırlayıcı ihtiyacımız var. Bir sabit gerekli. Bu sabit sıcaklık değil.
Çünkü sıcaklık değişiyor. Sabit basınç değil. Çünkü basınç da değişiyor. Bu sabit hacimde değil. Sınırlayıcı deneyin sınırlayıcısı ve deneyin sınırlayıcısı sabit entalpi. Dolayısıyla buraya koymamız gereken sınırlayıcı sabit entalpi. Bu bir sabit entalpi işlemi. Bunu deneysel olarak bulabiliriz. Kitaplarda bunun değeri listelenmiştir. Bunu deneyle de bulabiliriz. dP değeri basınç değişimi olup sıcaklık farkını ölçmek için her iki tarafa da bir termometre koyar. Deneyden önceki sıcaklığı bu tarafa koyduğumuz termometre ile de deneyden sonraki sıcaklığı da bu tarafa koyduğumuz termometre ile ölçeriz. Dolayısıyla bu bizim ölçebileceğimiz bir değerdir. Artık bu türevi fiziksel veya üzerinde deney yaptığımız maddenin özelliklerine bağlanabilecek değerlere dönüştürmüş bulunuyoruz. Ve bu da esas olarak delta T bölü delta P Joule-Thomson deneyi. Joule-Thomson bu deneyi çok farklı gazlar üzerinde yapmış ve bu değeri ölçebildiklerini bulmuş ve bunun bazen pozitif, bazen negatif olduğunu görmüşlerdir. Bu ilginç bir değerdir. Birçok deneyden sonra bu değerin delta P'nin sıfır limitine Joule-Thomson değeri demişlerdir. Yani kısaca dt bölü dp sabit entalpide eşittir mu jt değeri olarak bilinir. Aynen geçen hafta Joule-Thomson, Joule katsayısını dt bölü dv sabit u şeklinde tanımladığınız gibi. Görüldüğü gibi bu hafta incelediğimiz entalpi konusuyla geçen hafta incelediğimiz enerji konusu arasında tam bir benzerlik vardır. P yerine v, h yerine de u koymak suretiyle aynı şeyi elde edersiniz. dh bölü dt P sabitken CP olduğunu bulmuştuk. Şimdi de DH bölü DP sabit sıcakta eksi CP mu Joule-Thomson yazabiliriz. Dolayısıyla bu değerleri fiziksel değerler cinsinden bulmuş olduk. Yani artık ne zaman sıcaklık ve basıncı ayarlama imkanımız olsa entalpi değişiminin ne olduğunu bulabileceğiz. Öyleyse iki durum alalım. Önce ideal gazlardan bahsedelim. Geçen sefer ideal bir gazdan bahsederken enerji sadece sıcaklığa bağlıydı, hacime bağlı değildi ve dU bölü dV sabit sıcaklıkta sıfıra eşitti. Dolayısıyla aradaki benzerlikten aynı şeyin burada da geçerli olmasını bekleriz. Çünkü entalpi ile enerji arasında büyük benzerlikler var. Öyleyse ideal gaza bakalım. İdeal gaz için U'nun sadece T'nin fonksiyonu olduğunu görmüş idik. Ayrıca ideal gaz için PV eşittir nRT hal denklemi geçerliydi. Entalpinin tanımından da H eşittir U artı PV yazabiliyorduk. Bu sadece sıcaklığa bağlı ve PV nRT idi. Dolayısıyla bu U T artı nRT olur. Yani bu taraftaki tek değişken sıcaklık, basınç ve hacim aradan çıktı. Kısaca ideal bir gaz için entalpi sadece sıcaklığa bağlıdır. Burada artık basıncın yeri yok. Yani P'ye bağımlılık yok. Kısaca ideal gaz için H sadece sıcaklığın fonksiyonudur. Ancak bu gerçek gaz için geçerli değil. Neyse ki sadece ideal gazlar için geçerli. Dolayısıyla ideal bir gaz için dH bölü dP
sabit sıcaklıkta eşittir sıfır olmalı. Çünkü sıcaklık sabit ve H sadece sıcaklığa bağlı. Eğer bu sıfıra eşitse ideal gaz için Joule Thomson katsayısı da sıfır olmalı. Bunu bu dersin ilerleyen kısımlarında kanıtlayacağız. Şimdilik bunu bu şekilde kabul edin. Daha önce Joule'un çeşitli deneyler yaptığını ve yaptığı tüm bu deneyler sonunda U'nun sadece T'nin fonksiyonu olduğunu gösterdiğini anlattık. Dolayısıyla bu deneylerden dH bölü dP sıcaklık sabitken sıfıra eşit ve Joule Thomson eşittir sıfır olduğunu gördük. Daha sonra bunu tam olarak ispatlayacağız. Ama şimdilik bunu böyle kabul edelim. Eğer Joule Thomson katsayısı sıfır ise ideal gazlar için nasıl dU eşittir cV dT yazmışsak entalpi için de dH eşittir cP dT yazabiliriz. Bu terim sıfırsa dH eşittir cP dT olur. Dolayısıyla ısı kapasitesini ve sıcaklık değişimini biliyorsak entalpi değişimini bulabiliriz. Ama bunun ideal gaz durumu için geçerli olduğunu vurgulayalım. Ancak doğal gazlar veya gerçek gazlar neyse ki buna uymaz. Çünkü bunu teknolojide her zaman kullanıyoruz. Joule Thomson katsayısının gerçek gazlar için sıfırdan farklı olduğunu gösteren bir örnek var. Örneğin bir bisiklet pompası alıp lastiği şişirmeye başlar ve lastik sibobuna dokunursak ısındığını görürüz. Lastiği çok şişirirseniz sibobun iyice ısındığını görürsünüz. Bu bir sıkıştırma. Bu esas olarak adiabatik sıkıştırma. Pompanın içindeki havayı lastiğin içine pompalıyoruz. Bunu o kadar hızlı yapıyoruz ki pompanın içindeki gazın ısısı pompanın duvarlarından çıkmak için zaman bulamıyor. Yani zaman ölçeği o kadar kısa ki yapılan iş esas olarak adiabatik sıkıştırma. O kadar hızlı sıkıştırıyoruz ki basınç artıyor, bu da sıcaklığı artırıyor. dT ve dP pozitif. Bu da Joule Thomson. Ve hava gibi gerçek bir gaz için bu değer pozitif. Sıfır değil. Çünkü hava ideal bir gaz değil. Bu basit bir örnek. Gerçek gazlar için μJT'nin sıfır olmaması bizim hava veya azot gibi gazları sıvılaştırmamıza imkan sağlar. Gazı memeye doğru pompalayınca memedeki genleşme gazı soğutur. Ama bu ideal bir gaz olsaydı böyle bir şey olmazdı. Bu hususu çok sayıda soğutucuda kullanırız. Gazı bir memeden oda sıcaklığında pompalarız. Ancak burada daha düşük basınca maruz kalan gaz soğur. Gerçek soğutucular sıvıyla çalışır ve prensipleri biraz daha farklıdır. Ve Joule Thomson genişlemesiyle çalışmazlar. Bu bir gerçek. Joule katsayısının aksine ki bu çok küçüktür ve birçok gazın Joule katsayısı küçüktür ve gerçek gazlarla Joule genleşmesi yaparsanız bir şey ölçemezsiniz. Ama burada ölçülebilir bir değişim söz konusudur. Bisiklet tekerinde olduğu gibi. Bunu bir Van der Waals gazı kullanarak gösterelim. Bakalım Van der Waals gazı kullandığımızda ne oluyor? Önce bir soru var mı? Şu ana kadar konuştuklarımızdan Joule Thomson olayı, sabit entalpi işlemi.
Tamam öyleyse Van der Waals gazı için hal denklemi P ve NRT değil P artı A bölü V çizgi kare çarpı V çizgi eksi B RT olur. Bu etkileşim terimi, bu da itme. İtme değil de sert küreler aldığımızdan dolayı dışarılanmış hacim. Birkaç hafta sonra bu hal denklemini kullanmak suretiyle dH bölü dP sabit sıcaklıkta B eksi A bölü RT olduğunu göstereceğiz. Bu size bir ev ödevi olarak verilecek muhtemelen. Şimdilik bunu böyle kabul edelim. dH bölü dP sabit sıcaklık ifadesini hal denkleminde hesap etmeyi öğreneceğiz. Şimdilik bunu bu şekilde kullanacağız. dH bölü dP sabit sıcaklıkta eksi mü jt olduğundan dp bölü dt sabit entalpi de bunun negatifi olan a bölü rt eksi b ile orantılı olur. Bu basınç değiştiğinde sıcaklığın nasıl değiştiğini göstermektedir. Dolayısıyla genleşme veya sıkıştırma yaparsak aynen bisiklet pompası ile yaptığımız adiabatik sıkıştırmada olduğu gibi bu dp/dt olur. Dolayısıyla düşük sıcaklıkta hidrojen ve helyumda Joule-Thomson genleşmesi yaparak bunları sıvılaştırabiliriz. Gazı soğutarak bu bulunduğunuz sıcaklığa dikkat etmeniz gerektiğini göstermektedir. Çünkü bu sıcaklığın ne kadar büyük veya küçük olduğuna bağlı olarak bu değer artı veya eksi çıkabilir. Örneğin sıcaklık çok yüksekse ilk terim küçük olacağından dp bölü dt negatif ve sıcaklık çok düşükse bu ilk terim büyük olacağından dp bölü dt pozitif olur. Dolayısıyla gaza bağlı olarak birinci terimin ikinci terime eşit olduğu ve Joule-Thomson katsayısının sıfır olduğu ve gazın ideal gaz olarak davrandığı bir sıcaklık olmalıdır. Dolayısıyla bu durum söz konusu ise bu sıcaklığa dönüşüm, inversiyon yani sıcaklığı diyeceğiz. Dönüşüm diyoruz çünkü bir tarafta sıkıştırdığınız zaman soğuma ve diğer tarafta sıkıştırdığınız zaman ısınma olmaktadır. Demek ki bu sıcaklıkta A bölü RT inversiyon eksi 5'tir. 0 oluyor ve gaz bir ideal gaz gibi davranıyor. Burada Joule-Thomson katsayısı 0 olduğundan dönüşüm sıcaklığı T inversiyon eşittir A bölü RB bulunur. Bu sıcaklıkta her şey ideal gaza benzer, özellikle entalpi değişimi açısından. Eğer dönüşüm sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığındaysanız, sıcaklıktaysanız A bölü RT terimi eksi B'den büyük olur ve bu değer negatif olur. Dolayısıyla dp bölü dt sabit entalpi de sıfırdan küçük olur. Bunun anlamı sıkıştırma sonunda soğuma olacağıdır. Basınç düşünce sıcaklık azalır. Burada yaptığım Joule deneyinde delta P negatif çünkü P2 P1'den küçük
Bunun anlamı delta t'nin pozitif olmasıdır. Dolayısıyla bu deneyde bu kısmı sınır. Yani dönüşüm sıcaklığı oda sıcaklığından daha düşük olan malzemeler Joule-Thomson genleşmesi sonunda ısınır. Eğer T dönüşüm sıcaklığından küçükse tam tersi bir durum olur. dP bölü dP bölü dT sabit entalpide sıfırdan küçük olur. Bu durumda delta P sıfırdan küçük olur. Dolayısıyla delta T de sıfırdan küçük olur. Eğer dönüşüm sıcaklığı oda sıcaklığından düşük ise ve Joule-Thomson genleşmesi yaparsanız bu durumda bu kısım soğuyacaktır. İdeal gaz olsaydı iki kısım da aynı sıcaklıkta olurdu. İşte burada soğutma işin içine girer. Eğer elinizde bir gaz varsa ve sıcaklık da dönüşüm sıcaklığının altında ise bu tersinmez işlem olur. Ve bu kısımdaki gaz diğer kısımdan daha soğuk kalır. Yani bu deneyi yapmak için yaptığınız iş gazın soğumasına sebep olur. Pekala, birçok gaz için T dönüşüm değeri 300 Kelvin'den çok çok büyüktür. Dolayısıyla birçok gaz için Joule-Thomson deneyi gazın soğumasına sebep olur. İşte bu sebepten bisiklet pompasını sıkıştırdığımızda bu bir genleşmedir buradan buraya. Bisiklet pompası ise gazı sıkıştırmaktadır. Tam aksi ve havayı ısıtmaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz birçok gazın T dönüşüm değerinin 300 Kelvin'den daha yüksek olması kuralına olan iki istisna, hidrojenin dönüşüm sıcaklığının 193 Kelvin ve helyumun dönüşüm sıcaklığının da 53 Kelvin olmasıdır. Dolayısıyla sıvı helyum üretmek için ki bu kampüste çok miktarda sıvı helyum kullanırız. Oda sıcaklığındaki helyumu alarak bu işlemi yaparsak onu ısıtırız. Çünkü oda sıcaklığı dönüşüm sıcaklığından çok daha yüksektir. Dolayısıyla Joule-Thomson deneyi helyumu ısıtır. O yüzden Joule-Thomson deneyi ile sıvı helyum elde etmek için önce helyumu alıp 53 Kelvin'in altına soğutmamız gerekir. Yani soğutma basamakları halinde yapılmalıdır. Önce helyumu alıp bunu sıvı azotla 77 Kelvin'e kadar soğutmak gerekir. Ama bu yeterli değildir. Sonra hidrojeni alıp onu da sıvı helyumla 77 Kelvin kadar soğutmak gerekir. Sıvı azot 77 Kelvin'de olduğundan artık hidrojen gazını Joule-Thomson deneyiyle 53 Kelvin altına soğutabiliriz. Ve daha sonra 53 Kelvin altında olan hidrojen gazını kullanmak suretiyle helyumu Joule-Thomson deneyiyle soğutarak sıvılaştırabiliriz. İşte sıvı helyum için yapmanız gerekenler. Evet, bu derste anlattıklarımızla ilgili bir soru var mı? Tamam, öyleyse bu konu ile ilgili yapacağımız son şey daha sonra çok işimize yarayacak bazı ilişkilere bakmak. Bu ifadeler ideal gazlar için olan sabit hacim ve sabit basınçtaki ısı kapasitelerini birbirine bağlar. Buna göre Cp eşittir Cv artı R olarak verilir. Bu çok kullanışlı bir ifadedir çünkü genellikle kitaplarda Cp değerleri listelenir ama bazen ideal gazlar için olan enerji değişimini bulmak isterseniz dUdT sabit hacimde eşittir Cv olduğunu biliyoruz. Yani Cv değerini bilmemiz gerekir. Dolayısıyla bu ısı kapasitelerinin birbirine dönüşümü için son derece kullanışlıdır. Bunu iki yolla bulabiliriz. Bugün birinci yolu göstereceğiz. Gelecek seferde ikinci yolu. Birincisi son derece basittir. İkincisi ise biraz daha ince düşünme gerektirir. Peki birincisine bakalım.
CP ve CV hakkında ne biliyoruz? CP entalpinin sabit basınç altındaki sıcaklıkla değişimi, CV de enerjinin sabit hacim altında sıcaklıkla değişimidir. Aynı zamanda H eşittir U artı PV olduğunu biliyoruz. H, U artı PV bu ifadenin her iki tarafının da sabit basıncı sabit tutarak sıcaklığa göre türevini alırsak DH bölü DT sabit basınçta eşittir DU bölü DT sabit basınçta artı DPV bölü DT sabit basınçta olur. DH bölü DT sabit basınçta kısaca CP ve DU bölü DT sabit basınçta CV olur. P sabit olduğunda P'yi dışarı alırsak P, D ve DT sabit basınçta olur ama bu ideal gazlı ve ideal gaz için DV bölü DT eşittir R bölü P olur. Çünkü P ve RT ve V eşittir RT bölü P olduğundan bunu yerine koyarsak P'ler birbirini götürür. Artık burada DU bölü DTP eşittir CV diyerek sonucu bulduğumuzu düşünebiliriz. CP eşittir CV artı R. Doğru gibi görünse bile bu doğru bir yöntem değil. Çünkü burada basınç sabit ve bu DU DH değil. DU bölü DT DU bölü DT sadece V sabitken CV'ye eşit basınç sabitken değil. Dolayısıyla matematiğin doğru olarak uygulanması için bu P'yi V'ye döndürmemiz gerekir. Matematiksel olarak konuşursak bu CV değil. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bunu P'den V'ye değiştirmek için zincir kuralını kullanmamız gerekir. Dolayısıyla zincir kuralını kullanarak bunu yapalım. U sıcaklıklı ve hacimin fonksiyonu olup U sıcaklık ve hacimin fonksiyonu olup bu durumda sıcaklık ve basıncın da fonksiyondur. Dolayısıyla DU bölü DT sabit basınçta değerini bulmak istersek zincir kuralını kullanmamız gerekir. Şurada P duruyor. Buna göre DU bölü DT sabit hacimde artı DU bölü DV sabit sıcaklıkta çarpı DV bölü DT sabit basınçta yazılabilir. Zincir kuralı. Zincir kuralı bu. DU bölü DT sabit basınçta ve DU bölü DT sabit hacimde kısmi türevinin sonucu ama burada bir T daha var. Dolayısıyla bu son terim DU, DV sabit sıcakta DV, DT sabit basınç şeklini alıyor. İdeal gaz için DU bölü DV sabit sıcakta eşittir 0. Hacime bağlı değil. Sadece sıcaklığa bağlı. Ancak geçersiz ancak gerçek gaz için bu 0 değil. Dolayısıyla ideal gaz için bu ikinci terim yok olmakta ve İdeal gaz için bu ikinci terim yok olmakta ve DU bölü DT sabit basınçta eşittir DU bölü DT sabit hacimde çıkmaktadır. Dolayısıyla ideal gaz için bu değer CV'ye eşit. Ama gerçek gaz için bu çok yapılan genel bir hata. Bu sadece ideal gaz için doğru. Bu ideal gaz için geçerli ise geriye döner ve bu ifade yerine CV koyarız ve elimize CP eşittir CV artı R ifadesi geçer ki